Malum canım Türküyem. Öncelikle herkese selam aleyküm. Allah'ın nur rahmeti üzerimize olsun. Bugün yeni bir tanıtım videosuyla karşınızdayım. Kendim evimi kullanmak amaçlı Schaefer'ın vakumlu süpürgesini almıştım ve ben bunu nasıl yapıldığını göstereceğim, nasıl kurulduğunu göstereceğim size. Öncelikle şu iç aparatı var. Şöyle göstereyim. Kendi aparatım. Bu ağız kısmını bu şekilde kapatıyorsunuz. Bu şekilde kapanıyor. Daha sonra bunun burada hemen şöyle yapalım. Şu arkadaki iki tane diş kısmı var. Şurada dişlerinin geçtiği kısım var. Tabii bunu şöyle yapıyorum. Hemen şuraya basarak şöyle arkadan hemen yardım alarak şunu destekleyeceğim inşallah. Bir dakika. Öncelikle arka kısmı alıştırmam gerekiyor. Evet, şu anda tık dedi. Bunu neden bu markayı düşündüm? Çünkü normalde hani bu şekilde yani masanın altında mesela illa süpürgenin sapıyla hani şunu takarak süpürmek istemediğim zamanlarda el süpürgesi olarak da kullanabileceğim ben bunu. Kışa takılı bir şekilde. Temizlenmesi çok kolay, çok pratik, tavsiye ederim. Bunun bir de şöyle göstereyim. Aynı zamanda sapı var. Sapı da böyle hani ayakta bir şekilde de kullanabiliyoruz. Yine bunun şurada bir düğmesi var. Bakın şöyle göstereyim. Şu düğmesine bastığım andaki buradaki kilidi çıkıyor. Şöyle yapacağım. Evet, bu da oturdu şu anda içerisine. Bu da aynı zamanda hemen kendi ağızlığı. Bakın gördüğünüz gibi Schaefer'ın vakumu diyor. Şu şekilde yapalım. Evet, şu anda orada gördüğünüz gibi süpürge makinemizi kurduk. Rabbim hazırlığıyla kullanmayı nasip etsin. Herkese tavsiye ederim. Hani ben çekim gücünden çok memnunum bunun. Tabii yine sapının çıkması, hani hem el için kullanabiliyoruz, hem el bir süpürge olarak kullanabiliyorum, hem de ayaklı bir süpürge olarak kullanabiliyorum. Bu yönden hani iki amaçlı kullanıyorum. Tabii gösterelim mi? Yok annem şu anda. Sesine çok gerek yok anneciğim. Bu şekilde hazır bu. Böyle kendiliğinden durabiliyor. Hani bu ağız kısmı çok kibar. Her yer böyle kulakla giriş çıkış yapabiliyorum. Ben bundan memnunum. Tavsiye ederim. Bu arada yani şu anda ilk çekimde kullanıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi. Ben bu şekilde şunu göstermek istiyorum. Şöyle yapayım. Bu aynı zamanda ışık aparatımı, bunu yeni aldık. Çekim yaparken özellikle kullanmak istiyorum. Anneciğimdir, kandır. Volkan olmadığı zamanlarda çekim daha kolay yapabilmek için böyle güzel bir ışık aldık. Aynı zamanda buna makyaj ışığı da denebiliyor ya da self ışığı da denebiliyor. Ya da YouTube'da kullanmış olduğu bu şekilde telefonumuzu buraya yerleştirip hani çekim yaparken de kullanabiliyoruz. Ön kameradan, arka kameradan. Işığını değiştirebiliyoruz. Hemen şuradan bir ışığını şöyle yapalım bir. Işığı da çok güçlü. Ben de değiştireyim mi anne? Hadi bas bakalım şu anneciğim. Şöyle ışığı değiştirebiliyorsunuz. Çoğalt. Evet. Şu anda çoğalttım. Evet. Şimdi de azalttım. Tamam. Işığı da değiştirdik. Evet. Bu arada şunu göstermek istiyorum. Hani çoğalttık. Evet anneciğim. Telefonumuzu korurken de şu üst kısmı raylı bulun. Şöyle bakın. Bakın şöyle. Şurası şöyle raylı. Telefonu normalde hani YouTube çekimlerinde telefonu yatay tutmamız gerekiyor. Şunu çekerek şöyle yukarı doğru telefonumu yan şekilde tutuyorum. Hem çekim yaparken bana kulaklık sağlıyor. Hem de böyle bir artı bir defa söylemek istedim. Benim çocuklar çıldırmış. Işığı bir kapat, ışığını bir şeyi gösterelim. Kapat bir anne. Işığın olmadığı ortamda ne kadar güzel bir ışık sağladığını görelim. Sağladığını da gösterelim aynı zamanda. Şu anda gördüğünüz gibi nasıl duruyorum? Bence güzel duruyor diye düşünüyorum. Çekim yaparken. Nasıl duruyor Volkan? Gayet iyi bir ışığı değiştirelim. Işığı değiştirelim bir. Evet. Aç anneciğim. Alttakine basacağım. En alt. En alta bas evet, annem. Aç. Tamam. Evet. Tamam. Işığı üstte. Tamam. Ortaya evet. Bas. Değiştir ışığımızı. Artır. Evet. Şu anda ışığımızı gördüğünüz gibi. Bunu da böyle artı bitmiş olarak göstermek istedim. Bu şekilde tabii kandan beraber ne kadar daha saklayabileceğim bilmiyorum. Bence. Işığı yaklaşmış. Evet anneciğim. Işığı yaklaşmış. Işık. Sen tut annem, kan tut anneciğim, sen ışığa karışma annem. Basmıyor. Sen basma annem, basma. Kaan'ım nasıl saklayacağım bilmiyorum ama inşallah benim için kullanışlı olacağını düşünüyorum. Kanamcılar bırak anneciğim, bırak anneciğim, bırak anneciğim. Kanalımda kalın, Can Söylediler'e duyarsan abone olmayı unutmayın, beğenmeyi ihmal etmeyelim. Allah'a emanet, siz görüşmek üzere.